günlerdir bekleniyordu, tartışılıyordu, merak ediliyordu. Bugün Merkez Bankası politika faizini 475 bas puan arttırarak tartışmalara noktayı koydu. Politika faizini %15'e çıkardı. %10,25'teydi. Yani 475 bas puanlık bir artış oldu. Ve en az onun kadar önemli olan bugünkü açıklamasında bundan sonra piyasaya parayı, bankalara parayı politika faizinin kanalı olan haftalık repo üzerinden vereceğini duyurdu sadece. Ne demek bu? Bu aslında önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın döneminin para politikasının reddi miras yapıldığı demek. Çünkü bundan önceki dönemde politika faizi bilinçli bir şekilde düşük tutuluyordu. Negatif faizde, yani enflasyonun altında tutuluyordu. Bu da negatif faiz vermek anlamına geliyordu. Hatırlayalım, Berat Albayrak önemli olan doların seviyesi değil, TL'nin rekabetçi olup olmadığı demişti. Ama bir yandan da Merkez Bankası politika faizinden değil diğer kanallardan, yani bankalara para verdiği, işte gecelik borç verme, geç likidite penceresi gibi diğer kanallardan faizi arttırıyordu. Ona da örtülü faiz arttırımı deniyordu. Merkez Bankası Başkanı, eski Başkan Uysal zaten piyasaya şu mesajı vermişti: politika faizine bakmayın, diğer kanalların faizine bakın. O kanalların faizini yükselttik, daha ne istiyorsunuz demek istiyordu, demeye getiriyordu Murat Uysal. Şimdi artık yeni bir dönemdeyiz. Yeni bir başkan var, Naci Ağbal. Uzun zamandır görülmedik ölçüde faizi arttırdı, %15'e çıkardı. Ve sadece artık politika faizinden, haftalık repodan vereceğini duyurdu. Bu para politikasına yepyeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bundan önce 2018 yılının Eylül ayında bu kadar, hatta bundan daha fazla yüksek oranlı bir faiz artırımı yapılmıştı. Politika faizi 625 bas puan arttırılmıştı. Onun etkisiyle dolar hemen gerilemeye başlamıştı. Bugün de bu artırımın böyle bir etki yaratacağını söylemek yanlış olmaz. Nitekim kararın hemen sonrasında dolar bir miktar geriledi. Zaten bugünkü toplantı öncesinde bu beklentiyle, yani faizin yüksek oranda arttırılacağı beklentisiyle dolar düşmeye başlamıştı. Şimdi önümüzdeki dönemde bu kadar yüksek oranlı bir arttırım yapıldığına göre buralarda kalacağını, hatta belki de bir miktar gerileyeceğini söyleyebiliriz. Ama acaba Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı bu yüksek faize ne kadar tahammül edecek? Daha dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekonomi şurasında yüksek faizin ne kadar olumsuz, ne kadar kötü bir şey olduğunu tekrarlıyordu, tekrar söylüyordu. Bu onun uzun zamandır bildiğimiz klasik görüşü. Erdoğan yüksek faize karşı, çünkü bunun ekonominin yavaşlamasına, duraklamasına neden olacağını düşünüyor. O zaman da işsizlik azalmaz. Benim de oylarım, AKP'nin oyları gerilemeye devam eder diye düşünüyor. Bugün bir seferlik yeni başkan Naci Ağbal'a bir olanak tanıdığını, bir alan açtığını, bir seferlik izin verdiğini bence söylemek yine mümkün. Bunun Erdoğan'ın stratejisinde, faize ilişkin bakışında uzun vadeli bir dönüşümün işareti olduğunu söylemek naiflik olur. Tam aksine zaten daha dün gördük. Erdoğan eski fikrini koruyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bence Erdoğan bir süre gözlemleyecek. Ekonomi canlanıyor mu? İşsizlikte bir azalma var mı? Yatırımlarda artış var mı? Eğer yoksa, eğer işsizlik azalmıyorsa, yatırımlar canlanmıyorsa, ekonomi fren yaptıysa, kıpırdamıyorsa, tabii ki AKP'nin oyları erimeye devam ediyorsa, eski bildiğine, yani düşük faizle ekonomiyi canlandırma politikasına geri dönecek. Naci Ağbal'ın bence bu açıdan aldığı izin, faiz artırım izni bir seferlik. Bundan sonraki toplantılarda yeni faiz artırımları beklemek şu anda hayalcilik olur. Ekonominin gidişatına göre birkaç ay sonra Erdoğan
yeni bir indirim talebiyle Merkez Bankası'nın kapısını çalabilir.